Arkadaşlar, bu videoda sizlere Convection Element Buff'ını nasıl kolaylıkla takip edebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu buff neden önemli diye soracak olursanız, bir önceki Sovunko videosunda anlattığım gibi 4 kişilik partilerde elitleri kesebilmenizin anahtarı Sovunko Monk'unuzun ringin Cold Element'e geldiği anda DPS yapabilmeniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Elitleri kesebilmenizin anahtarı burada saklı. Şimdi bunu insanlar nasıl yapıyor diyecek olursanız, bunun için geliştirmiş oldukları bir internet sayfası var. Öncelikle bunu açıyoruz. Bunun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Monk'u seçiyoruz. Go diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada sahip olduğumuz 5 tane element sırasıyla dönmekte. Bunların sırası hiçbir zaman değişmiyor. Tek yapmanız gereken kendi ringinizle bunu senkron etmek. Bunun da sırası hiçbir zaman değişmiyor. Fizikselden sonra cold, cold'dan sonra da fire geliyor. Yani ben burada cold'un bitmesine yakın bastığımda fire gelecek. Burası da fire olduğundan senkron olmuş oluyor. Bunu genelde insanların kullanış şekli ise buradan bir Audi seçmeleri, cold ya da fizikselde kendilerine uyarı vermesi. Physical. Şu an duyduğunuz gibi physical dedi, 2 saniye sonra ise cold diyecek. Cold. Cold. Bu şekilde insanlar uyarılarını alarak DPS'lerini yapmakta, ama belli bir süreden sonra bu aşırı derecede kafa şişirmekte. Ya da en azından benimkini şişirmekte arkadaşlar. Bunu engellemek için de ufak bir çözüm yolu göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle küçük bir program indirmemiz gerekiyor. Bunun adı Always On Top Maker. Google'a yazarsanız bulabilirsiniz. Ben yine linkini aşağıya vermeye çalışırım arkadaşlar. Yapmamız gereken iki önemli şey var. Birincisi, oyunun çözünürlüğünü değiştirmek. Oyunun çözünürlüğünü Windows Full Screen'e getirmek arkadaşlar. Bu benim anlatacağım şey ancak bu şekilde çalışıyor. Apply aç çeptedikten sonra buradan çıkabilirsiniz. Oyun window full screen oluyor. Size herhangi bir zararı yok arkadaşlar. Gene gördüğünüz gibi full screen oynuyorsunuz. Kenarlarda herhangi bir imleçe de bir şey yok. Sayfamıza geliyoruz. Bunu tabi bu şekilde kullanamayacağımız için mümkün olduğunca küçültüyoruz. %33, %25'e kadar çektik arkadaşlar. Sonra bunu köşesinden tutup küçültebildiğimiz kadar küçültüyoruz. Bu şekilde. Bu belli bir noktadan sonra küçülmüyor arkadaşlar, ya da en azından ben küçültemedim. Nasıl küçüleceğini bilen varsa benle de paylaşırsa çok memnun olurum. Tabi bu hala istediğimiz gibi değil, çünkü oyuna döndüğümüzde gidiyor. Burada ise devreye az önce indirmiş olduğumuz program girecek arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra çift tıklıyoruz, run diyoruz. Program direkt çalışıyor, herhangi bir arayüz ya da bir şey yok. İki tane kısa yolu var. Bunlardan biri Ctrl Alt T tuşu. Bu seçmiş olduğumuz bir pencerenin yukarıda kalmasını sağlıyor. Diğeri ise Ctrl Q tuşu. Bu da programdan çıkmamızı sağlıyor. Bizim için önemli olan Ctrl T tuşu. Bunu bilmemiz yeterli. Oyuna dönüyoruz. Seçtiğimiz pencerenin üstünde bir kere sol tıklıyoruz. Ctrl T tuşuna basıyoruz. Ve oyuna döndüğümüzde gördüğünüz gibi, WoW oynayanlarınız varsa bileceği gibi, bu bir addon gibi sağda asılı kaldı arkadaşlar. Buradan sonra yapmanız gereken tek şey ise kendinize göre bunu senkron etmek ve DPS'inizi ona göre yönlendirmek arkadaşlar. Burada da tabi dediğim gibi önemli olan sizin bunu senkron etmeniz değil, partinizdeki DPS'in bunu senkron etmesi. Bunu da Skype, TS gibi sesli konuşma kanallarıyla birbirini senkron edip ona göre DPS'inizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Söylemek istediğim son şey ise, bunu bulan ben değilim bunun bu şekilde çalışmasını. Ahmet diye bir arkadaşım, hakkını helal etsin. İnsanları bilgilendirmek amacıyla paylaşmak istedim ben de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüş önerilerinizi aşağıya iletirseniz memnun olurum.